edilmesiyle karşı karşıyayız. Yaklaşık 3,5 trilyon dolarlık bir maden kaynağımız ve rezervimizin parasal değeri olduğu tahmin ediliyor. Bu milli servetin ülkemizde kalması, milli ve yerli firmaların tarafından ocaklarımızın, maden ocaklarımızın, yenilenebilir enerji kaynaklarının işletilmesi gerekiyor. Bu manada da kaynaklarımızın israf edilmemesi gerekiyor. Ben bu şekliyle Cumhuriyet Halk Partisi grubu adına bu kanun teklifine karşı olduğumuzu ifade ediyor. Hücre Meclisi saygıyla selamlıyorum. Sayın Akay, teşekkür ediyorum. Aynı mahiyetteki önergeleri oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler, önergeler reddedilmiştir. Diğer önergeyi okutuyorum. Buyurun. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na görüşülmekte olan 2/1959 esas numaralı maden kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifinin 12. maddesinde yer alan aşağıdaki ibaresinin aşağıda bulunan şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. Salih Aydeniz Mardin Milletvekili, Dilan Kunt Ayan Şanlıurfa Milletvekili, Ali Bozan Mersin Milletvekili, Yılmaz Sun Iğdır Milletvekili, Perihan Koca Mersin Milletvekili. Komisyon önergeye katılıyor mu? Katılamıyoruz Sayın Başkan. Önergenin gerekçesini açıklamak üzere Mersin Milletvekili Perihan Koca'ya söz veriyorum. Sayın Koca, buyurun. Teşekkürler Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, çok değerli halkımız. Hepinizi ben de saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Dün işçi sınıfının Uluslararası Emek ve Dayanışma Günü'ydü. Buradan bir kez daha tüm emekçi halkımızın 1 Mayıs'ını canı gönülden kutluyorum. Hepiniz sanırım artık şu fotoğrafı görmüşsünüzdür. Bugün gündüz Gülistan Koçyiğit Grup Başkan Vekilimiz de gösterdi. Biraz evvel Sayın Veli Ağbaba Vekilimiz de gösterdi. Bu fotoğrafı dün Taksim'e giden yolda Saraçhane'de gazeteci Umut Taş'tan çekti. Gerçekten AKP iktidarıyla özdeşleşmiş, tarihe geçecek olan bir fotoğraf bu elimdeki. Bu fotoğraf ilan edilen 1 Mayıs OHAL'inin fotoğrafıdır. Taksim sıkı yönetiminin fotoğrafıdır. Keskinleşen sınıf savaşımının fotoğrafıdır. Bu fotoğraf patronların iktidarı olan AKP'nin Türkiye Yüzyılı vizyonu dediği şeydir. Bu fotoğraf sermaye sınıfının cumhurbaşkanı olan Erdoğan öncülüğündeki şimşek politikalarının fotoğrafıdır. İşte görüyoruz, iktidarın korkusu emekçi halka kurulan barikatlara çok net bir şekilde yansıyor. Anayasal hakları yok sayan, AYM kararını tanımayan, hak, hukuk, adalet tanımadan suç işleyen iktidarın sözde yeni anayasa dediği şeyin fotoğrafıdır bu dün çekilmiş olan fotoğraf. Ama buradan bir kez daha söyleyelim, o meydan işçi sınıfına eninde sonunda açılacak. Sadece iktidarın zorbalığına değil, işçiyi, emekçiyi satan sendika ağlarına, sendika bürokrasisine karşı da biz o meydanı, Taksim Meydanı'nı tekrardan kazanacağız. Ve işçiler bayramlarını olması gereken yerde, Taksim'de 1 Mayıs'ın kalbinde gerçekten bayram gibi kutlayacaklar. O çok güvendiğiniz saraylarınız, saltanatlarınız çökecek çünkü hepiniz bunu çok yakında göreceksiniz. Değerli Hazirun, bugün görüştüğümüz maden yasası da iktidarın aynı sınıfsal duruşunun bir başka yansıması. Patronların güzel hatırı için kurulan baskıcı emek rejiminin bir adım ileri taşınmasıdır. Ali Kıran baş kesen sermayenin emek ve doğa üzerindeki diktasının sağlamlaştırılmasıdır bu yasa. Ülkenin yer üstü yetmedi, yer altının da yağmaya açıldığını, özellikle pandemi sonrasında maden saldırılarının katlanarak arttığını gördük. Örneğin Muğla'nın %59'u maden yağmasına açıldı. Muğla ormanlarının %65'i yağma altında. Kaz Dağları'nın %79'una maden ruhsatı verildi. Trabzon'un o eşsiz güzellikteki yaylalarının sınırı bizzat Erdoğan'ın imzasıyla değiştirildi ve maden yağmasına açıldı. Öte yandan deyim yerindeyse maden işçisine cehennem oldu bu ülke. Soma, Ermenek, Amasra, İliç'te yüzlerce işçi katledildi ve bazılarının cenazelerine halen ulaşılabilmiş durumda değil. Şimdi kalkmış
emeğe ve doğaya karşı saldırıları nasıl daha fazla artırabileceğinizi düşünüp onun yasalarını yapmak istiyorsunuz. Peki sermaye dostu bu torba yasayı geçirmeyi neden istiyorsunuz? Çünkü bu torba yasa maden, doğalgaz, yenilenebilir enerji sektöründeki sermayedarlar için pek çok avantaj sağlıyor. Çünkü maden işçisinin kanı canı pahasına, doğanın talanı yağması pahasına buradan nasıl daha fazla servet kazanımı elde edebilirim derdindesiniz. Çünkü siz bu yasayla sermayeye milyonlar akıtmak istiyorsunuz. Maden işletmek için artık rapor gerekmesin istiyorsunuz. Bu yasayla çünkü şirketlere birden çok kaynak izni verilebilecek, lisanssız üretim yapılabilecek, göller üzerinde santraller kurulacak, herhangi bir nükleer sızıntıda tesisi işleten şirketin sorumluluğu olmayacak. Daha geçenlerde Çevre ve Şehircilik Bakanınız Özhaseki her tarafı yemyeşil, zümrüt gibi olan Anadolu coğrafyasını adeta talan ettik dedi kendi ağzıyla. Ağaçlarımızı yok ettik dedi, ormanlarımızı kel hale getirdik dedi, dedi de dedi. Ve yeniden seferberlik ilan etmeliyiz dedi. İşte siz aslında bu yasayla o çok sevdiğiniz patronlarınızla el ele vererek bir seferberlik ilan etmek istiyorsun. Sayın Koca lütfen tamamlayın. Tabii ki. O seferberlikle ülkenin topraklarına çökeceksiniz, ormanlarına çökeceksiniz, kıyılarına çökeceksiniz. O yüzden bir kez daha buradan bu kürsüden ifade ediyoruz. Bu yasa derhal geri çekilmelidir. Madencilik faaliyetini azaltan, yağmacılığı yasaklayan, doğal varlıkların yaşamını önceleyen düzenlemeler hayata geçirilmelidir. Çünkü bu ülke kimsenin babasının çiftliği değildir. Sayın Koca teşekkür ediyorum. Şimdi önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler, önerge kabul edilmemiştir. Diğer önerge okutuyorum. Buyurun. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na görüşülmekte olan maden kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifinin 12. maddesinin çerçeve hükmünde yer alan eklenmiş ibaresinin ilave edilmiş şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ederim. Turhan Çömez, Balıkesir Milletvekili. Komisyon önergeye katılıyor mu? Katılamıyoruz Sayın Başkan. Önergenin gerekçesini açıklamak üzere Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez'e söz veriyorum. Sayın Çömez buyurun. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri. Yüce heyetinizi, aziz Türk milletini ve dün bayramını kutladığımız ya da kutlayamadığımız işçilerimizi saygıyla selamlıyorum. Dün simgesel bir fotoğraf düştü kamuoyunun gündemine. Saraçhane Bozdoğan kemerlerinin önünde binlerce güvenlik görevlisi. Arkasında ise siyasetçiler, sivil toplum örgütleri, onların temsilcileri, işçiler ve halk. Yerel halk değil, basbayağı Türk halkı. Peki ne istiyorlardı? Taksim'e gidelim, 1 Mayıs İşçi Bayramı'nı kutlayalım, şarkılar türküler eşliğinde hem bir araya gelelim hem de dertlerimizi anlatalım, iktidara mesaj verelim. İstedikleri buydu. Olmaz dedi iktidar sahipleri, Taksim olmaz, başka bir yere gidin. Bu anayasal bir hak. Madde 34 diyor ki herkes önceden izin almadan silahsız ve saldırısız toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkına sahiptir. Öyle ama dedi iktidar, biz istemiyoruz. Taksim olmaz. Ve maalesef binlerce Suriyeli kaçak yılbaşı gecesi ellerinde Suriye bayrakları ile Taksim'de kutlama yaparken bu ülkenin asil evlatları kendi topraklarında aynı alanda Taksim'de bir bayram kutlaması yapamadılar. Herhalde iktidar aynen Antalya'da bir otelin yaptığı gibi Taksim'de de milliyet farkı uygulamasına başladı. Suriyeliler yapar ama Türkler yapamaz. Yani Türk vatandaşı isen giremezsin. Oysa huzur içinde, barış içinde bir kutlama yapılsaydı, her geçen gün biraz daha hırpalanan, ağır aksak yürümeye çalışan demokrasimize bir can suyu ve belki de bir umut verilmiş olurdu ama olmadı ve yazık oldu. Bu arada hak aramak için ya da bayram kutlamak için yollara düştüğünü iddia eden kimi vandalların ya da barbarların
polisimize yapmış olduğu saldırının da kabul edilebilir bir yanı yoktur. Bunu da şiddetle kınıyorum. Hak aramanın yolu bu değildir. Asla da böyle olmamalıdır. Değerli arkadaşlar, bugünlerde siyasetin gündemini meşgul eden temel konu anayasa değişikliği. Hani şu AK Parti döneminde tam 12 kez değiştirilen anayasa ile ilgili yeni bir değişiklik. Anayasa Mahkemesi'nin kararına uymuyorum, saygı da duymuyorum diyen bir iktidar, halkın anayasal hakkı olan toplantı ve gösteri yürüyüşüne izin vermeyen bir iktidar, halkın oylarıyla seçilmiş bir milletvekilini anayasaya aykırı bir şekilde zindanda tutan bir iktidar, şimdi kolları sıvamış, 12 kere değiştirdik ama olmadı, hadi gelin bir kere daha değiştirelim diyor. Demokrasinin kurum ve kurallarını işler hale getirmeden, hukukun üstünlüğünü tesis etmeden, şeffaf ve denetlenebilir bir düzene geçmeden, iltimas, kayırmacılık ve yolsuzluk düzenini terk etmeden, kurallara, yasalara ve anayasaya uymadan, kısaca tek adam anlayışından kurtulmadan anayasayı bir kere değil, bin kere de değiştirseniz bir yere varamazsınız. Ülkenin nesi var, nesi yoksa satılmış, gelecek garantili projelerle istikbalimiz ipotek altına alınmış ve sadece biz değil, bizden sonraki nesillerde borç batağına batırılmış, hayat pahalılığı, enflasyon almış başını gitmiş, halkın neredeyse yarısı yoksulluk sınırının altında yaşıyor, çocuklarımızda ciddi bir şekilde beslenme bozukluğu ve gelişme geriliği baş göstermiş, gençlerimiz umutlarını kaybetmiş, hayallerini yurt dışına endekslemiş, sokaklar güvensiz, sınırlar bir yol geçen hanı, nehirler, ırmaklar zehir akıyor ve doğa fütursuzca katlediliyor. Haklının değil, güçlünün sesinin çıktığı, alın terinin ve emeğin değil, çalanın ve soyanın itibar gördüğü bir düzen kurulmuş. Ve şimdi deniyor ki, gelin anayasayı değiştirelim ve ülke kurtulsun. Bir şeyi değiştirelim, her şey değişsin. Değerli arkadaşlar, ülkeyi bu hale getiren ucube düzen ve onun uygulamalarıdır. Ve bu ucube anlayıştan ve yaptıklarından kurtulmadan ülkenin kurtulma şansı yoktur. Çok teşekkür ederim. Sayın Çömez, teşekkür ediyorum. Şimdi değerli milletvekilleri, önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler, önerge kabul edilmemiştir. 12. maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler, 12. madde kabul edilmiştir. 13. madde üzerinde 3 önerge vardır. Önergeleri aykırılık sırasına göre işleme alacağım ve oylarınıza sunacağım. İlk 2 önerge aynı mahiyette olduğundan birlikte işleme alıyorum. Aynı mahiyetteki önergeleri okutuyorum. Buyurun. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na görüşülmekte olan 92 sıra sayılı kanun teklifinin 13. maddesinin teklif metninden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. İhsan Mesih Şahin İstanbul Milletvekili, Necmettin Çalışkan Hatay Milletvekili, Doğan Demir İstanbul Milletvekili, Şerefettin Kılıç Antalya Milletvekili, Mehmet Karaman Samsun Milletvekili. Aynı mahiyetteki diğer önerge imzacılarını okuyorum. Ersin Beyaz İstanbul Milletvekili, Yavuz Aydın Trabzon Milletvekili, Yasin Öztürk Denizli Milletvekili, Selcan Hamşioğlu Tekirdağ Milletvekili, Ayücet Türkeş Taş Adana Milletvekili. Komisyon aynı mahiyetteki önergelere katılıyor mu? Katılamıyoruz Sayın Başkan. Aynı mahiyetteki önergeler üzerindeki ilk söz Samsun Milletvekili Mehmet Karaman'a ait. Sayın Karaman, buyurun. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, genel kurulu saygıyla selamlıyorum. Bugün maden kanunu özelinde olsa da AK Parti iktidarının adeta olmazsa olmaz uygulamalarından biri olan torba kanunu görüşüyoruz. Ne kadar garabet bir kanun yapma yöntemi olduğunu geçmişte çok kez tecrübe etmemize rağmen iktidar bu uygulamadan maalesef bir türlü vazgeçemiyor. Ama bu kanunda bir özellik var. 7 tane kanun var. En azından hepsi Enerji Bakanlığı'nı ilgilendiriyor. Burada müspet bir gelişme olarak duyurmak istiyorum. Sahi soruyorum, işimizde her bir kanun özelinde çalışacak vaktimiz mi yok? Buna yetecek vekil mi yok? Peki tabii sebep bunlar değil ama çoğu zaman Batı'nın ev ödevi izlenimi uyandıran bu metinler külliyede hazırlanıyor, önümüze getiriliyor.
komisyonlarda daha ne olduğu, teklifin neye ihtiva ettiği bile anlaşılamadan iktidar kanadının oylarıyla kabul edilip meclisten çıkarılıyor. Üstelik bu anayasaya göre yetki mecliste olmasına rağmen bunlar yapılıyor. Tam bir cambaza bak oyunu gibi. Değerli arkadaşlar, 13. madde üzerinden genel bir değerlendirme yapmak istiyorum. Devletin milli güvenliğinin tesisi ve sürekliliğinin sağlanması için tekel olarak yürütmesi gereken bazı faaliyetler vardır. Enerji bu alanların başında gelir. Bugün ülkemiz ne yazık ki kendi ihtiyacının büyük bir kısmını karşılayacak potansiyele sahip olmasına rağmen özelleştirmeler ve anlaşmalar eliyle bu potansiyel peşkeş çekilmektedir. Hem devlet hem vatandaş zarara uğratılmaktadır. Bakınız, bu maddeyle yapılamayan enerji yatırımları sebebiyle kapasitenin yeni kullanım alanlarına açılması hedefleniyor. İyi bir görünüyor değil mi? Peki ben size 2024 bütçesinde enerji yatırımlarına ayrılan rakamı söyleyeyim. Sadece 75.6 milyar lira, yani bütçenin 1/7'si. İşte burada bir yatırım mantığından bahsetmek mümkün değil. Bu olsa olsa bir özelleştirme mantığıdır, bir peşkeş aklıdır. Bakınız, AK Parti'den önce devletin yaptığı özelleştirme sadece 8.2 milyar dolar iken son 22 yılda bu rakam 71.5 milyar dolara çıkmış. Yani tüm özelleştirmelerin %89'unu bu iktidar yapmıştır. Yapmış da bu para ciddi manada bir yatırıma dönüşmüş mü? Maalesef hayır. Enerjide dışa bağımlılığımızı azaltmış mı? Maalesef hayır. Sanayi, teknoloji, Ar-Ge yatırımlarına dönüşmüş mü? Yine hayır. Devletimizin her altında, yer üstünde neredeyse tüm zenginlikleri faydalanamaz hale getirilmiş, tüm kurumların işlemleri yok edilmiş, işletmeleri yok edilmiştir. Mesela elektrik. Elektriği üreten özel sektör, elektriği dağıtan özel sektör, TİAŞ'ın özelleştirilmesiyle birlikte elektriği ileten de özel sektör olacak ve devlet elektriğin tüm aşamalarından çekilmiş olacak. Ülkemiz satın alma gücü paritesine göre elektrikte en pahalı ülkeler sırasında 4. sırada yer almaktadır. Özelleştirmeler elektriği daha kaliteli ve ucuz hale getirmeyecek miydi? Bunun için yapılmadı mı? Böyle bir şey kabul edilebiliyor mu? Madenlerimizi özel sektör işletiyor, santrallerimizi özel sektör işletiyor, limanlarımızı özel sektör, nükleer santrallerimizi de özel sektör işletecek. Peki tüm bu özelleştirmeler maliyetleri düşürüp kaliteyi artırdı mı? Maalesef hayır. Bu aklı başında hiçbir kimsenin, hiçbir iktidarın, hiçbir devletin yapacağı bir iş değildir. Tarihi gerçek şudur ki arkadaşlar, yaşanan büyük bir servet transferidir. Yaşanan bir ülkenin özel sektör eliyle dışa bağımlı hale getirilmesi, dış ülkelere teslim edilmesidir. Yaşanan modern hortumculuktur. Bakınız, millet son iki seçimdir size bir şey söylüyor. Anlayabiliyor musunuz? Bu gidiş iyi değil. Bu yol yol değil diyor. Gelin bu sese kulak verin. 22 yıldır inatla sürdürdüğünüz zengini daha zengin, fakiri daha fakir yapan batı taklitçisi siyaseti bir kenara bırakın. Bu döneminizde bugüne kadar yaptığınız hataları telafi edin, milletin menfaatine işler yapın. Sizleri ve aziz milletimizi saygıyla selamlıyorum. Sayın Kahraman, teşekkür ediyorum. Aynı mahiyetteki önergeler üzerinde ikinci söz Denizli Milletvekili Yasin Öztürk'e ait. Sayın Öztürk, buyurun. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, 92 sıra sayılı maden kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifinin 13. maddesi üzerine İYİ Parti grubu adına söz almış bulunmaktayım. Genel kurulu saygıyla selamlıyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bugün burada ülkemizin yeraltı zenginliklerini en doğru şekilde nasıl değerlendirebiliriz, yaşanan maden kazalarının önüne nasıl geçebiliriz, madenci ölümlerini nasıl engelleriz diye çalışması gerekirken sizin tek çözümünüz sektördeki şirketlerin daha fazla kar elde edebilmesinin önünü açmak. AK Parti hükümetinin yanlış maden politikaları maden çalışanları için güvenli olmayan bir ortam oluşturmuştur. Bu politikalar sıkı denetim ve güvenlik standartları göz ardı edilerek kar odaklı bir anlayışı öne çıkarmıştır. Sonuç olarak yüzlerce madenci denetimsizlik ve düşük